Evet arkadaşlar bu çakma fenomenler 13 bin gelecekler yok 9.000 gelecekler dostlarımızlar artık neredelerse. Hani artık görüyorlardı inşallah Bitcoin'i. Adam 15.000'den gelip 30 yaptı. X2 yaptı. Hala diyorlar ki 13 bin gelecek. Hani yok efendim hala düşecek diyorlardı. Dedik ki dostlarım bakın iki seçeneğimiz var ortada. Önemli bir direnç noktası var. Bu direnç noktasının kırılımı sonrası zaten tutamazsınız dedik. Ve öyle de oldu. Hani ben bir 30 binde bir düzeltme bekliyordum. O düzeltme neden bekliyordum? Direncimiz 30 binlerdeydi arkadaşlar. 30 binlerde direncimizi kıramadı işte. Yani kırdı ve delip geçtiği için böyle dedik artık tamam bitti gitti. Boğa geldi. Ben sizlere tam 3 ay önce Bitcoin boğa tarihini vermiştim. Hatta dedim ki boğa tarihi öne çekildi. Bilginiz olsun. Ahan da kanıt arkadaşlar. Bakın şu videoya gidip inceleyebilirsiniz. Tam tamına şu kartlar bölümünden falan görebilirsiniz zaten. 3 ay önce sizlere dedim ki Halving dönemi yani boğa dönemi öne çekildi arkadaşlar. Demiş miyim? Demişim. Kanıtım var mı? Var. Aksini iddia eden varsa da çakma fenomendir kardeş. Ya ben sizlere diyorum. Hani bir şey söylüyorsam arkasına dururum. Bir şey çekiyorsam arkasına dururum. Tamam ben düşecek dedim. Arkadaşlar kabul. Yanlış tahmin etmişiz, yanlış analiz yapmışız deriz. Ama yükseleceğini zaten biz söylüyorduk sizlere. Ne zaman? Bakın arkadaşlar boğanın kesinleşme tarihi Mayıs-Haziran diyorduk. Niye abi ben müneccim miyim? Hani o tarihleri veriyorum. Hayır. Amerika'daki faizlerin düşmeye başlayacağı tarih. E Amerika'daki faizler düşerse ne olacak? Ya e dolar geri çekilecek. US Dominance. E US Dominance geri çekilirse ne olacak? Bitcoin yükselişi başlayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bizim çok kritik bir direncimiz vardı arkadaşlar. 40 bin, 41 bin arasında hatta onu Telegram'dan söylemiştim sizlere. Ve birçok arkadaşımız Ethereum analizinde yüksek X long girerek şu anda 3 bin 5 bin kanallarında kardalar. Çok güzel bu da beni mutlu ediyor gerçekten. Dedim ki 40 bin 40 yani 40 ile 41 bin arasını kırarsak. Ve ilk hedefimiz hemen şöyle gösteriyorum sizlere. İlk hedefimiz 45 bin sonrası 48 bin geliyor. 48 binden sonrası ucu kapalı. Bakın nereye gideceğini bilemiyoruz. Tahmin edemiyoruz. Tamam tekrardan yaşına gelir ona bir şey demem. Ama sizlere şunu söylüyorum. Bakın birçok kişi bunu görmedi veya görmek istemedi veya gördüler de yanlış analiz ettiler. Bakın şurada omuz baş omuz wok mu? Var. E bu ne abi? Tobo. E tobo nedir? Ters omuz baş omuz. E ne oluyor abi? Bu ters olduğu için yükseliş grafiği demektir. Bakın zaten bunun grafiğini burada yaptım. Bakın Temel noktamız neresi? 31 bin. E de dedim ben sizlere daha demin 31 bin bizim için önemli bir direnç noktası. Neden? Top onun direnci arkadaşlar. Bakın burada bir kere yokladık. Ne zaman? 14 Temmuz'da bir kere yokladık 31 bini. Ondan sonra ne oldu? Ağustos'ta geri çekilme yaşadık. E bir daha yokladı. E bir daha yoklayınca da bir daha geri çekilme yaşar diye düşündük. Çünkü minimum 3-4 kere tekrar etmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bu direnci 2 kere tekrar etti. 3. de kırdı geçti. Bakın 1 Nisan'da Temmuz'da ve Ekim'de arkadaşlar. Ekim'de zaten vurdu geçti bir daha da toparlayamadık. Yükseldi gitti ondan sonra. E ne oldu? Önümüzde bir 41 bin direnci vardı onu kırdı. E şimdi hedefimiz ne? 45 bin direnci. Diyorum ki arkadaşlar 43 bin noktalarında makro direnç var. Ufak bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ama bakın 43 bin direncinde. Bakın şuraya böyle bir hemen ben şunu 40, 43 bin yapıyorum. Tamam bakın 43 bin yaptım. Geldik mi? Geldik neredeyse. Neden? Bakın görüyorsunuz burada çok fazla temas ettiği noktalar var. Buradan bakın dirence geldi. Dirence geldi. Ufak bir geri çekilme yaşadık. Şimdi bu geri çekilmeyi çok büyük sanan arkadaşlar var. 30K'ya kadar bir geri çekilme. Burada ben beklemem arkadaşlar. Beklenmez de. ECZ gitti. Ecz'ye gitti. Halde gene yükselmeye devam etti. Manipülasyonlar azaldı bu seferde. E manipülasyonlar azalınca Hani kimse bir müdahale etmeyince artık coinlere abi artık kendi haline dönmeye başladı herkes. Ve bunu ben birçok videomda birçok canlı yayında söylemiştim. Manipülasyon olmazsa analizlerimiz tutar. Manipülasyonlardan analizler her zaman kaybeder arkadaşlar. Bakın bu kadar büyük bir geri çekilme Bitcoin'de beklemiyorum. Maksimum beklediğim nokta arkadaşlar daha demin size gösterdiğim yer. 41.000 ile 40.000 arasına kadar bir geri düzeltme bekliyorum. Olabilir. Nerede? 43 binde. Bakın olabilir diyorum. 43 bini bir anda kırar. Yukarı doğru çıkar zaten gideceğimiz noktalar. Hemen şöyle. 45 bin ve 48 bin olarak karşımıza çıkacak. Bakın Bitcoin'de 48 bine kadar net bir yükseliş var. Neden? %51'lik Tobo'dan gelen yükseliş arkadaşlar. Bakın bunu sakın ama sakın unutmayın. 51, %51 Tobo'dan gelen yükseliş. Başlangıç noktamız 31 bin seviyeleri, bitiş noktamız da 48 bin seviyeleri arkadaşlar. Hani 48 binden sonra ne olur? Burada böyle biraz yataya bağlayabilir Bitcoin. Bakın Bitcoin burada böyle biraz yataya bağlayır, bağlayabilir Mayıs'a kadar. Bu kadar büyük salınım gerçekleştirmeyebilir. E, ETF onayı geldikten sonra da artık eski ATH'ına kadar yükselirler. Ondan sonrası da zaten 300 bin dolar deniliyor. Oraya kadar gelirse de müezzem bir artış olur arkadaşlar. Ethereum'a gelelim. Bakın Ethereum'da şu kanalı göstermiştim dostlarıma. Dedim ki 2070'ten çok güzel bir long pozisyon açılı. Kanalımız nedir? 2173 ile 2117 maksimum yükseleceğimiz yerde 2500 seviyeleri. Şu anda sizlere şöyle göstereyim. Bunu geçenki videomda da göstermiştim. Arkadaşlar Ethereum'la Bitcoin grafiğine baktığımızda aynı seyrettiğini görebiliyoruz. Bakın aynı hareketler. Aynı yerde Dolaşım ve yükseldiği noktaya bakar mısınız? Nereye kadar gelmiş? Hani burası çok fazla bir yükseliş noktası. Ama şuraya bir işaret koyalım. Bak zaten geri çekiliyor orada. Bundan net bir şey çıkartamayız zaten de. Hani burası da 3000 noktaları gibi bir yer oluyor arkadaşlar. Ama bizim önemli kanalımız neresiydi? Aynı Bitcoin gibi. 31.000 direnci olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar burasını. 2150 150 direnciydi arkadaşlar. 2150'yi sert bir şekilde kırdı. En son ne zaman test etmişti? 10 Nisan'da bir daha da orasını test edememişti arkadaşlar. Ondan sonra Kasım. Kasım'da en son test etti ve ondan sonra da fırladı gitti zaten yukarı. 2070'ten birkaç kere short denedim. Güzel TP'ler aldım orada. Ondan sonra long sonuna döndükten sonra minimum beklentim de 2000 300'de arkadaşlar şu anda 2300'e yaklaştık Hani 2003 2287'de kaldı ama 2300'de TP alacağımı söylemiştim şu anda 2300 gelmedi arkadaşlar o yüzden hala TP almadım İşlemim hala açık bir şekilde devam ediyorum Hani burada e, Hatta şunu Telegram adresinde de ben göstermiştim sizlere Eterli. ne zaman 2 Aralık'ta Kaç gün önce yani? 3 gün önce. Ethereum tekrar kanala girdi. Kırılım sonucu 2500 civarına kadar yükseldi. Geçenki videodan da bahsetmiştim diyorum. Bakın aynı grafik arkadaşlar. Hiçbir değişikliği yok. Aynı grafik. 2070'ten girdiğimiz pozisyonda hala duruyor. Ondan sonra hatta şöyle ee, dur bakalım. Bakın. Levent Hoca attığı anda girdim. %200 kardayım diyor adam. Ya yani daha ben ne yapabilirim sizlere? Hani sinyal olmayan bile hatta bugün bir sinyal verdim uzun zamandır vermiyorum diyerekten. Huruna sinyali verdim arkadaşlar ...yüzde %20'ye kadar çıktı. Hani %20'ye kadar çıktı şu anda da %15 anlık olarak da seyrediyor mesela. Hani Telegram adresine gelip ücretsiz sizler de e, sinyallerden faydalanabilirsiniz. VIP grubumuz da var. VIP grubu da şöyle göstereyim sizlere. Hani VIP grupta aldığımız karlar anlık olarak sizlere tüm işlemleri vermeye çalışıyorum. Bakın yüzde yüz %106, %13, %8 değişiyor. Yani ben sizlere giriyorum ve size veriyorum arkadaşlarım saniyesinde. Hani analiz yapıyorum şu şekilde. Tık kopya alıyorum. Ben işleme giriyorum. Tık kopyalıyorum. Oradan size gönderiyorum. Bu şekilde bakabilirsiniz olaylara. Bitcoin'dekini söyledik ve Ethereum'dakini söyledik arkadaşlar. Bunları muhakkak kulak arkası artık ne yapıyorsanız kafasınıza not edin. Buralar gelecek. Buralarda güzel tepkiler yer miyiz tam olarak bilmiyorum ama dediğimde söylediğim gibi ikisinin de tepkisinde 30K'ya gibi düşme veya Ethereum'da da size şöyle söyleyeyim. 1950'ler, 1700'leri görmek zorlaşabilir. Göremeyebiliriz arkadaşlar. Her geri çekilmeyi bir spot olarak düşünebilirsiniz. Bakın, Matic. Biz Matic'i en diplerde analiz yaptık, ettik. Size long pozisyon verdik. Bir inç aynı şekilde bakın long pozisyon verdik sizlere Hatta hala düşen trendi kıramıyoruz birinçte. Birinçte bir düşen trendi bir kırabilsek arkadaşlar o kadar güzel yükselecek ki ama bir türlü kıramıyoruz bu ne gal gal da en dibe kadar düşmüş, düşmüştü gala ile beraber siyosunda anlaşmazlıklar yaşamıştı o noktalar bu noktalar çok kritik demiştik Hatta şöyle bir aslında gal için bakın çok kritik noktaları size şöyle göstereyim 0.9'da 0 yani 0.9'da 1 arası arkadaşlar çok kritik demiştik. Oradan zaten yükselmeye başladı. Şu anda altcoin'lere fazla para akışı girmiyor. Sebebi de şu çünkü hepsi bitcoin'de arkadaşlar. Çok bitcoin'de yüksek bir maliyet var. STX bakın en dipten yakalamıştık. Aynı şekilde. Ne bu Stor yok STMX. Aynen öbürü Storch'du. STMX. Şuralarda baya bir short long işlem açmıştık. Ocean. Ocean'a çok dipten bir long pozisyon girmiştik arkadaşlar. Likyut. Likyut kaldı arkadaşlar. Bakın mesela önemli bir direnç noktasıydı. Burasını geldi. Gel Tam bunu bir şey demiyoruz ama hani fazla bir şey yapmadı. Bir W formasyonu oluşturuyor gibi. Hani bir W formasyonu oluşturacak gibi ama bilmiyoruz. Kavada long pozisyonumuz hala devam ediyor arkadaşlar. Hani kavadaki long pozisyonu hala devam ediyor. Çünkü neden? Çok güzel bir noktadan kavaya long girdik. Şu <laughs> zaten bizi bitirecek. XRP. XRP arkadaşlar. Bakın 4 Aralık'ta bir long girdik dünkü e, olay yüzüne. Ben emri vermiştim zaten yakaladı ve hani girdik ve çıktık anlamadım ben. Hani bir gün içerisinde arkadaşlar böyle bir işlemden TP aldık. Yüzde kaç? Yüzde 10. Biz bunu arkadaşlar olabildiğince 5x giriyoruz. Neden? Yüzde 20 zararımızı entegre edebilmek için. Benim her zaman bir yüzde 20 zararım vardır. Hani ben sizlere böyle x'siz verdiğim zamanlarda düşük x'e girmeniz gerekiyor ki yüzde 20 zararı tutturun. Bakın ben buradan yüzde 50 aldım ve çıktım. 1000 dolar 500 dolar. Allah bereket versin. Şu anda solo, solo ah, konuşalım. Solda bir longdayız. Geri çekilmeden dolayı arkadaşlar. Bu ne? Ren. Ren'de longdayız zaten işlemi vermiştik. Değil mi? Yanlış. Aynen. Ha, Rune'ymiş falan özür diliyorum. Ren'de şu seviyeleri bekliyorum tekrardan. Neresi orası da? 0. 55. 220 arkadaş. Burası gelirse tekrardan long gireceğim. Pepe'de şu anda longdayız. Bu Pepe'de çok güzel bir long pozisyonu yakaladık arkadaş. Şu anda %62 kardayız. Buna da 3x girdik. Yani bu da %180'lerde falan tekabül ediyor hala. Yani %180'ler civarında. Buralarda bir tepki alır diye korktum. Ufak aldı ama gene hala devam ediyor. Pepe nereye kadar gelebilir hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hani şu anda her şey aslında en dip noktalarında öyle söyleyebilirim sizlere. Fazla yükselmediler hani yakalayabilirsek muazzam olur bizim için. CVX'i W formasyonu var. W formasyonu gerçekleştirdi. Şimdi ne yapacak arkadaşlar bilmiyorum. CFX'in artık yeni bölgesi şurası oldu arkadaşlar. Buralarda gidip geliyor devamlı CFX. Hani bunu bir mal yıkma gibi birilerinin üstüne yıkacaklar mı? Korktum o yüzden CFX'ten uzak durdum şahsen ben. Floki var. Floki de bayağı bir fırladı gitti. Floki tekrardan bir şöyle aşağı noktalara gelir tekrardan longlarız diye ümit ediyordum. Hatta böyle bir geri çekime zaman 9 Kasım'da geldi ama bize almadı arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü çıktı. Vu vu güzeldi arkadaşlar. Vu'dan güzel bir TP aldık. Hatta bununla da gene 5x girdik. Bunu normal gruba verdim mi hatırlamıyorum ama şöyle bir bakayım. Yok Vu'yu normal gruba vermemişim. Vu'yu VIP'ye vermişim o zaman. Hatta şöyle girdiğimizin kanıtı arkadaşlar görüyorsunuz tam noktadan giriyoruz VU'ya ve anlık VU diyoruz ve devam ediyoruz. VU'da da istediğimiz DP noktasına geliyor. Oradan zaten aşağı tekrardan çok güzel düşüyor. Tekrar bu noktalara gelirse ben tekrar girerim arkadaşlar VU'ya bilginiz olsun. Yani bu tekrardan aktif olan bir işlem aslında bizim için. Burada ne var? Ya lanet olsun ya dedim ki bakın. Bunda spot alacağız arkadaşlar. Bunda spot alacağız. Ama nerede? Bakın burasını çok test etmiş dedik. Tamam mı? Tam orta noktadayız. Şu anda alınmaz dedim. Kafamı sikeyim. Net söylüyorum bak kafamı sikeyim ya. Dedim ki ulan buradan buraya aşağı ulan düşse ne kadar stop ederiz ki zaten. Baksana Allah aşkına ya. Ulan %34 kayıptan. Şuraya bak %300'ü kaçırmışız. Ve ben bunu dedim ki spot alınır bu. Çünkü çok saçma fitilleri var. Bakın çok saçma, çok aptalca fitilleri var dedim bunu. Bundan güzel para vururuz. Ay kafama tüküreyim ben ya gerçekten. Kava var bir de kava... Yok özür dilerim. Kaneci. istediği noktaya gelmedi. KNC'de bir düşme var arkadaşlar. KNC'de bir geri çekilme var. O yüzden ben Kaneci'yi e, ne spot ne de şu anda vadeli de tutmuyorum. Zaten işleme de giremedik. Bu işlemde de iptaldi zaten. Geçenki spot videoma baya bir şeyler ya bunları sen bilmiyorsun. Ne anlayacaksın? Ulan aldığımdan sonra zaten ulan zaten alır almaz %54 şey kazandım. İşlemde kar kazandım yani. Adamlar diyor ki sen bu işten anlamıyorsun. Onlar tekrardan eski yerlerine gelmez arkadaşlar. Nasıl gelmesinler eski yerlerine? Herki hepsi alt yaşına gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Bakın ACH yükseldi. AVAX aynı şekilde. SOL devam ediyor. BGB devam ediyoruz. IoTeX devam, ARB devam, Kava devam, Kava'da beklentim var, Kava bayağı bir pamplayabilir, LTC devam, Shiba devam, bak Shiba'yı çok dipten aldık, Uni devam, hepsine devam arkadaşlar. Şu anda hiçbirini es geçmiyorum ve tekrardan aynı noktaların geleceğini düşünüyorum ben bunları. Bugünkü analiz videomuz bu kadar dostlarım, İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Birçok soru işaretiniz gitmiştir kafanızdan. Hani olabildiğince şu anda short işlemlerden kaçılın. Hani yüksek X'le short giriyorsanız da scalp yapın. Hani swing yapmayın. Swing'i daha fazla longlara yoğunlaştırın dostlarım. Hani longlar gerçekten para kazandıracak bundan sonraki seviyelerde. Hani olabildiğince longlara yönelelim. Shortlardan biraz uzak duralım artık. Yani ayı dönemi kapandı arkadaşlar. Boğa dönemine girdiğimiz için de lütfen shortlardan biraz uzak kalalım. Para kaybetmeyelim. Allah'a emanet olun. Bay bay.